Dördüncü sınıf çalışma soruları kitabı, matematik dersi, doğal sayılarla bölme işlemleriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuz, 39 öğrencinin bulunduğu bir sınıfta öğrenciler sıralara ikişer ikişer oturunca 7 öğrenci ayakta kalıyor. Evet bakın, 39 öğrenci var, ikişer ikişer oturuyorlar, 7 öğrenci ayakta kalıyor. Ben 39'dan 7'yi çıkartıyorum. 32. Demek ki benim 32 tane öğrencim ikişer ikişer oturmuş. İkişer ikişer oturduysa ben 32'yi 2'ye böldüğüm zaman kaç tane sıra olduğunu bulabilirim? 1, 2, 3'ten 2 çıktı. 1, yukarıdan 2 indiriyorum. 12, 12'nin içinde 2. 6 kere, 2 kere 6, 12 çıkarttık 0. O zaman benim 16 tane sıram varmış. Öğrenciler bu sıra üçer üçer otururlarsa benim 16 tane sıram var. 39 öğrenci var. 3'er 3'er oturacak. 39 öğrenciyi ben 3'e bölüyorum. 1, 3 çıkarttım. 0, 9'un içinde 3. 3 kere, 3 kere 3, 9 çıkartıyorum. 0. Benim o zaman öğrencilerim 13 sıraya otururlar. Benim kaç sıram vardı? 16 sıram vardı. 16 sıradan 13 sırayı çıkartırsam 3 sıram boş kalacaktır. Hemen yan taraftaki 5. soruya geçiyorum. Arkadaşlar testi çözerken sayfayı sürekli yukarı aşağıya çevirmemek için soruları mümkün olduğu kadar yukarıdan aşağıya doğru yan yana olarak çözmeye devam edeceğim. 5. soruyla devam ediyorum. Yandaki bölme işleminde bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? Ben hemen bölme işlemi yapayım. 7'nin içinde 17 yok. 73'ün içinde 17. 4 defa var. 4 kere 7 28. Elde var 2. 6 68 çıkarttım. 5 kaldı. Evet. 17'den küçük bir sayı eşitliğimi sağladı. Yukarıdan 2 indiriyorum. 52. 52'nin içinde 17. 3 kere çarpıyorum. 51 çıkarttım. 1. Bana neyi soruyor arkadaşlar? Bölüm 43 kalan bir toplamı 44. İkinci soruya geçelim. Bir doğal sayı 36 ile bölündüğünde bölüm 41'dir. Evet, şöyle bir hemen bölme işlemi yaptım. 36'ya bölüyormuşum. Bölüm 41'miş. Bu bölme işlemine göre bölünen sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye. Ben buradaki bölünen sayıyı bulmak için ne yapıyordum arkadaşlar? 36 ile 41'i çarparım. Varsa buradaki kalanımı eklerim. Ben öncelikle bir 36 ile 41'imi çarpmak istiyorum. 6, 3, 4 kere 6, 24 elde var. 2, 12, 14 topluyorum. 6, 9, 4, 1. 1496 çıktı arkadaşlar. Buradaki sayım 1496. Şimdi 1496 olduğu için bakın hangisi olamaz diyor. Benim sayım öncelikle 1496'dan büyük olacak. Bakın A şıkkı zaten büyük değil. Cevabımız A şıkkı 1497, 1511, 1512 olabilir. Ben buradaki kalanı bilmiyorum. Buradaki benim kalanım kaç olur? Sıfırdan başlayarak 35'te en son kalır. Yani benim kalanım 0, 1, 2, 3, 4, 5'te devam eder. En son 35 olur. Kuralımız neydi? 36'ya bölme işlemi yaptığım için buradaki kalan en büyük 35 olmak zorunda. Cevabımız A seçeneği. 6. soru. Bir sınıftaki kız öğrencilerin tamamından üçerli, erkek öğrencilerin tamamından ise dörderli gruplar oluşturuluyor. Erkek öğrencilerin oluşturdukları grupların sayısı kız öğrencilerin oluşturduğu grupların sayısına eşittir. Evet, kaç grup varsa ikisinde sayıları eşitmiş. Buna göre bu sınıfın mevcudu aşağıdaki hangisi olamaz diyor. Şimdi ben burada grup sayısını bilmiyorum. Örneğin mesela ben burada grup sayısı 3 olsa kızlar üçerliydi, erkekler ise dörderliydi. Benim grup sayım arkadaşlar diyelim ki 3 olsun. 3 grup olduğu için 3 ile 3 çarpıyorum. Burası 9'dur. 3 ile 4'ü çarpıyorum. Erkekler 12 olur. İkisini topladığım vakit 21 çıktı. Evet bakın 21 şıklarda var. Olabilir.
Benim buradaki öğrenci sayılarım 4 olsa, bunu 4 olarak versem, o zaman burası kızlar, şuraya tekrar yazıyorum arkadaşlar, kafa karışmasın. Böyle yazıyorum. 3 grup, burası 4 gruptu. Pardon, evet 4'erli gruptu. O zaman ben bunu 4'erli yapsam, burası 12 yapar. Burası 4'erli olsa, burası 16 olur. Bakın kaç oldu? 28 oldu. Evet, 28. Dikkat ettiyseniz zaten burası 3, burası 4 olduğu için ikisinin toplamı 7. 7'şerli artmak zorunda. 28 üzerine ben 7 ekliyorum. 35 olur. 35'in üzerine 7 eklediğiniz zaman 42 olması gerekirken bakın 44 vermiş. Cevabımız D seçeneği. 7. soru. 303'ü 3'e bölmüş, üçgen bulmuş. Daha sonra üçgenle üçgeni çarpmış. Kareyi bulmuş. Bana karenin kaç olduğunu soruyor. Hemen ben buradan 303 sayımı 3'e bölüyorum. 3'ün içinde 3. Bir kere, bir kere 3. 3. Çıkarttım. 0. Yukarıdan arkadaşlar buna dikkat edelim. 0'ı indirdim. 0'ın içinde 3 olmadığı için buraya 0 eklemeyi unutmuyorum. Tekrar 3'ümü indiriyorum. 3'ün içinde 3. Bir kere, bir kere 3. 3. Çıkarttım 0. 101 çıktı. Demek ki benim üçgenim 101. Ben 101 sayısı ile 101'i çarpıyorum. Ve buradaki karemi buluyorum. 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1 topluyorum. 1, 0, 2, 0, 1. 10.201 cevabımız C seçeneği. Üçüncü soruma baktım. Bir bölme işlemi vermiş. Bunlardan hangisinin yanlış olduğunu soruyor. Hemen A şıkkına bakalım. 440'ı 4'e bölmüş. 11 çıkmış. Ben ister şu şekilde bölme işlemi yapabilirim. İstersem tersten 11 ile 4'ü çarparak sağlama işlemi yöntemiyle. Eğer ben 11 ile 4'ü çarptığım zaman buradaki sayıyı bana veriyorsa buradaki bölme işlemim doğrudur. Ben buradaki sağlam işlemini kullanmak istiyorum. 11 ile 4'ü çarpıyorum. Bakın 44 çıktı. Ama bakın burada 440 vermiş. Demek ki bu yanlış bir ifadedir. Cevabımız A seçeneği. Dördüncü soru. İki sayının toplamı 27. Büyük sayı küçük sayının 3 katından 3 fazla ise büyük sayı kaçtır? Hemen şöyle büyük sayıya B, küçük sayıya K dedim. Toplamı da 27 olarak verilmiş. Büyük sayı küçük sayının 3 katından 3 fazla. Ben burada birim kullanacağım. Örneğin küçük sayı üçgen dedim arkadaşlar. Büyük sayı küçük sayının 3 katından 3 fazla. 3 katından 3 fazla demek 3 tane üçgenim var. Bir de bunun üzerine ben 3 ekliyorum. 3 fazla dediği için. Şimdi büyük sayıyla küçük sayıyı topluyorum. 27. Bakın 3 tane üçgen burada var. Bir tane de üçgen burada var. 4 üçgen. 4 tane üçgen ile 3'ü toplamışım. 27 olmuş. Ben buradaki kaçın üzerine 3 eklersem 27 olur. Bunu da ters işlemden 27'den 3'ü çıkartıyorum. 24. O zaman benim 24 4 tane üçgene eşittir arkadaşlar. 24'ü bu sefer 4'e böldüğüm zaman her üçgenin 6 olduğunu bulabilirim. Küçük sayım o zaman 6'dır. Büyük sayım ise 27'den 6 çıkartıyorum. Büyük sayım ise 21'dir. Cevabımız D seçeneği. Dikkat ettiyseniz bakın 5'in içinde buradaki sayı yok. 54'ün içinde buradaki sayı bir defa olmuş. Demek ki bu buraya ben 1 versem 14. 54 içinde 14 birden fazla çıkar. 24 olsa 24, 24 daha 48 iki defa olur. Buradaki üçgenim benim 3 olabilir. 4 olabilir. Bir de 5 olabilir. İkisi de olabilir. Ve diyelim ki buradaki sayıya ben 3 olarak verdim arkadaşlar. Bakın deniyorum. 54'ün içinde 34 bir kere, bir kere 34, 34 çıkartıyorum. Bakın 20. 208, 208'in içinde 34'e bakıyorum.
208'in içinde 34 kaç defa olur? 7 defa olur. 4 kere 7, 28. Elde var 2, 21, 23. Bakın çok gitti. 6 defa olsa 6 kere 4, 24. Elde var 2, 3 kere 6, 18, 20. 204 oldu bakın arkadaşlar. Kalan 4. Ama benim burada kalanım 8 verilmiş. O zaman benim buradaki sayım 3 olarak ben veremem. Hemen buradaki işlemi siliyorum. Farklı bir yöntemle tekrar çözümümüze devam ediyoruz. Evet, demiştik ki buradaki benim üçgenim 3, 4 veya 5'ten biri olmak zorunda. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar bakın burada kalanım direkt 8. Demek ki benim yukarıdan indirdiğim bu sayı 8 olmak zorunda. Ben 548'i bir sayıya bölmüşüm. Buradaki sayıyı 5 olarak deniyorum. 54'ün içinde 54 bir kere, bir kere 54, 54 çıkarttım. 0, 0. Yukarıdan 8 indirdim. 8'in içinde 54 olmadığı için buraya 0 ekledim. Çözümüm bulunmuş oldu. Üçgenim 0'dır. Pardon, yıldızım 0'dır. Üçgenim 5'tir. Karem ise 8'dir. Toplamı 13 olarak bulurum. Böyle sorularda arkadaşlar farklı şekilde sayıları deneme yanılma yoluyla çözmek zorundayız. Bunun başka bir çözümü ne yazık ki yok. 9. soru. Bir toptancı bir çeşit gömlek ve pantolon satmaktadır. Bu toptancıdan alınan 20 gömlek ve 20 pantolon için 1600 TL ödendiğine göre 2 gömlek ve 2 pantolon için kaç TL ödenir? Bakın bunu ben iki yöntemle çözmek istiyorum. 20 gömlek, 20 pantolon, 2 gömlek, 2 pantolon. Dikkat ettiyseniz bunlar birbirinin 10 katı. 2'yi 10'la çarpmış 20, 2'yi 10'la çarpmış 20. Ben o zaman bunlara verdiğim 1600'ü de 10'a böldüğüm zaman 1600 bölü 10. 1600 bölü 10'u yaparken ben kısa yoldan sıfırlar atıyorum. Direkt cevabım 160 olarak buluyorum. Cevabımız B seçeneği. Bunu ben farklı yöntemle şöyle de yapabilirim. 20 gömlek 20 pantolon olsa ben 1600'ü 20'ye bölerim. Bulmuş olduğum sonucu 2 ile çarparım. Yine aynı sonucu bulurum. Geçtik. 13. soru yandaki. Toplam 60 kilogram çay almak isteyen bir kişi aşağıdaki miktarları ve satış fiyatları yazılı olan paketlerden hangisinden satılırsa en az para öder. Bakın 60 kilo çay alacakmış arkadaşlar. Bakın burada bir paketi 5 kilogrammış. O zaman ben 60'ı 5'e bölüyorum ki kaç paket almak zorundayım? 1, 5 çıkarttım. Onun içinde 5 iki kere çıkartıyorum. Evet, buradan 12 paket almak zorunda. Şöyle işaretliyorum. 60'ı 4'e bölüyorum. Vakit kaybetmemek için arkadaşlar pratik gözden hemen akıldan çözdüm. Burası 15'tir. Bundan 60'ı 4'e böldüğüm zaman 15 çıkar. Burada 2 kilogram varmış. 60'ı 2'ye böldüğüm zaman 30 çıkar. 3 kilogram varmış. 60'ı 3'e bölüyorum. Bundan ise 20 paket almak zorunda. Şimdi paketlerle bu çayların fiyatlarını çarpıyorum. 12 ile 40. Ben 40 ile 12'yi çarpıyorum. Ben akıldan yaptım hızlıca bunu arkadaşlar. Siz uzun yoldan da bu bölmeyi lütfen yapınız. Cevabımız burası 480 çıktı. Burada 15 paketim vardı. 36. Bunu uzun yoldan yapalım. 36 ile 15'i çarpıyorum. 6 kere 5, 30. Elde var 3. 6 kere 1, 6. 9. 3 kere 5, 15. Elde var 1. 3 kere 1, 3, 4. Topluyorum. 0, 9, 5 daha 14. Elde var 1. 540. Buradaki benim bulduğum fiyat 540'tır. Geldik buraya. 30 paket almış 20 ile. Buranın çarpımı 600'dür. Geldik D şıkkına. 21 ile 20'yi çarpıyorum. 420 olarak buluyorum. Bana en azı sorduğu için 480 var, 600 var, 420 var, 540 var. En az hangisidir? D seçeneğidir. Evet arkadaşlar ben işlemleri hızlıca yaptım. Lütfen siz bunları uzun yoldan da yaparak işlemlerinizi kontrol edebilirsiniz.
10. soru. Yukarıdaki bölme işleminde kare ve üçgen birer doğal sayıyı göstermektedir. Kare yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı. Öncelikle arkadaşlar bakın ben burada 13 ile 7'yi çarpacağım. 13 ile 7'yi çarpıyorum. 21 elde var. 2. 91. Buradaki sayı üçgen ekliyorum. Kalan sayım üçgen. Üzerine üçgen ekliyorum. Kareyi buluyorum. Peki ben buradaki en büyük sayı bulmam için buradaki kalanım da en büyük olmak zorunda. 13'e bölme işlemi yaptığım için buradaki kalanım benim en büyük 12 olur. Ben 91'in üzerine 12 ekler isem 3, 103. Benim buradaki karem en büyük 103 çıkmak zorunda. Bana neyi soruyor? Kare yerine yazabilecek en büyük doğal sayı ile en küçük doğal sayı arasındaki fark. Evet, en büyüğü bulduk. Peki ben buraya en küçük kaç yazabilirim? En küçük yazmak için de buradaki kalanım 0 olmak zorunda. 0 olmak zorunda ki buradaki sayım en küçük olsun. 13 ile 7'yi çarpınca bir önce biz 91 olarak bulmuştuk. En küçük de 91'dir. İkisinin farkını sorduğu için çıkarma işlemi yapıyorum. 103'ten 91 çıkartıyorum. 3'ten 1 çıktı. 2, 1. Cevabımız 12'di arkadaşlar. Bir dağcılık kulübünün üyeleri en az 2, en fazla 6 kişilik gruplar halinde Ağrı Dağı'na tırmanacaklardır. Bu kulübün toplam 101 üyesi olduğuna göre oluşturulabilecek en az grup sayısı ile en çok grup sayısı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Şimdi buradaki grup sayılarımız en az 2 kişi olabiliyormuş, en fazla 6 kişi olabiliyormuş. O zaman ben oluşturulabilecek en az grup sayısı derken ben kişi sayımı ne kadar çok fazla tutarsam grup sayım o kadar az olacaktır. O zaman ben acaba 101 sayısının içinde ben 6'şarlı gruplar oluşturmak istesem kaç tane grup oluştururum? Buna bakayım. Onun içinde 6 bir kere, bir kere 6, 6, 10'dan 6 çıkarttık. 4 yukarıdan 1'i indirdik. 41, 41'in içinde 6, 6 kere 6 kere 6, 36 çıkartıyorum. 5 kaldı. Evet, bu ne demek arkadaşlar? Benim 6'şarlı olduğu zaman 16 tane grubum oluyor. Ancak bakın 5 de burada arttığı için ben bir grupta bunlar oluşturursam 16 grup burada var. Bir grupta 5'erli kalanlardan oluşturuyorum. Toplam 17 grubum oldu. En çok grup sayısını bulurken de ben hemen şurada yapalım. 101 sayısını 2'ye bölüyorum. 101 bölü 2. Hemen bakalım. Birinin içinde yok. Onun içinde 2. 5 kere. 2 kere 5. 10. Çıkartıyorum. 0. Burada dikkat edelim. Yukarıdaki 1'i aşağıya indirdim. Birinin içinde 2 olmadığı için buraya 0 koydum. Bu ne demek arkadaşlar? 50 tane grubum oluşur. İkişer kişilik. Ancak dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Burada bir kişi arttı. Bu kişinin artmaması gerekiyor. Benim bir tane grubum 3'erli olacak. Yani burada 50 tane grubum olduğunu söylemiştik. Bunun 49 tanesi ikişerli olacak. Bir tanesi de üçerli olacak ki toplam benim 50 tane grubum olsun. O zaman benim buradaki cevabım en çok oluşturulan grubum 50. 50'lerden biri soracak. En az da burada bakın 17 bulmuştuk. Cevabımız A seçeneği. 14. soru. Can tanesi 10 liradan aldığı müzik CD'lerini ve tanesi 15 liradan aldığı oyun CD'lerin tamamı için 280 lira ödemiştir. Buna göre Can en az kaç tane CD almıştır? En az kaç tane CD almıştır? Yani CD'lerin parası ne kadardı? 10 liraydı. 15 liradan da oyun CD'leri vardı. Şimdi bana toplam en az kaç tane CD almıştır sormakta. Toplam ödediği para 280 olmak zorunda. O zaman ben 280'in içinde öncelikle ben en az dediği için 280'i 15'e bölüyorum. Fiyatı yüksek olana bölüyorum ki
daha az CD almış olalım. 1, 15 çıkartıyorum. 3, 13, 130'un içinde 8 defa. Burası 120. Çıkartıyorum arkadaşlar. Biraz yazım karıştı, kusura bakmayın. Burada kalanım 10 olacak. 18 tane CD alırım ve geriye 10 liram kalır. Bu 10 liram da nedir arkadaşlar? Bakın yukarıdaki oyun CD. O zaman ben 18 tane oyun CD'si alırım. Bir tane de müzik CD'si alırım. Toplam en az 19 tane CD alırım. 15. sorumuz. Naz bir hikaye kitabını günde 20 sayfa okuyarak 10 günde bitirmiştir. Günde 20 sayfa okumuş 10 günde. Hemen ben 20 çarpı 10 bunun 200 sayfalık bir kitap olduğunu buldum. Aynı kitabı günde 5 sayfa okuyan Onur kaç günde bitirir? Benim kitabım 200 sayfaydı. Ben 200'ü 5'e böldüğüm zaman Onur'un kaç günde okuduğunu bulabilirim. 4, 4 kere 5, 20. Çıkarttım 0. Yukarıdan 0 indirdim. Ekledim. 40. Cevabımız 40. 12. soru. 820 davetlinin katıldığı bir düğünde masalara beşer kişi oturmuştur. Her biri 41 vazo taşıyan garsonlar her masaya bir vazo bıraktığına göre kaç garson vardır? Bakın 820 davetli varmış. Her masada beşer kişi varmış. Her biri 41 vazo taşıyan garsonlar her masaya bir vazo bıraktığına göre kaç garson vardır? O zaman ben öncelikle 820 davetliyi masalar beşer kişilik olduğu için 5'e bölüyorum ki benim toplam kaç masam var bulayım. 5 çıkarttım. 3 yukarıdan 2 indiririm. 32. 32'nin içinde 5. 6 kere 30 çıkarttım. 2 yukarıdan 0 indirdim. 20. 20'nin içinde 5. 4 kere bakın 164 çıktı. Benim demek ki 164 tane masam var. Ben 164'ü 41'e bölüyorum. 4, 164 hızlıca yazdım. O zaman benim 4 tane garsonum vardır. (gülüyor) 16. soru. Kalanla bir bölme işleminde bölen 7. Hemen şöyle bir bölme işlemi yapıyorum. Bölen sayım 7, bölüm 6. Bana bölünenin en fazla kaç olacağını. Şimdi bakın bölme işlemi benim 7'ye bölme işlemi yaptığım için buradaki kalanım en fazla dediği için 6 olur. Ben 6 ile 7'yi çarparım. 42. Bunun üzerine kalan 6'yı eklerim. Benim buradaki sayım en fazla 48 olacaktır. Eren 70 tane şekerin 20 tanesini kendisine aldı. Kalan şekerleri 5 arkadaşına eşit olarak paylaştırdı. Şimdi 70'ten 20'sini kendisine aldığına göre geriye 50 şeker kalır. Bunu 5 arkadaşına paylaştırdığı için 50'yi 5'e bölerim. Toplam 10 şeker. Şimdi ben bu işlemi nasıl yaptım? 70'ten 20'yi çıkarttım. Önce çıkarma işlemi yaptım. Daha sonra 50'yi 5'e böldüm. Önce çıkarma, daha sonra bölme işlemi yaptım. Hemen yandaki 21. soruyla devam edelim. Bir bölme işlemi verilmiş. Bölünen sayım ABC, bölen 32, bölüm MN, kalan D olarak verilmiş. Bana diyor ki DE sayısını alabileceği en büyük değer için. Bakın şuradaki değer en büyük kaç olur arkadaşlar? 31 olur. Çünkü 32'ye böldüğüm zaman en büyük kalan 31 olmak zorunda. ABC sayısını alabileceği en küçük değer. En küçük değer. Ben o zaman 32 ile MN'yi çarpmışım. Üzerine 31 eklemişim. ABC'yi bulmuşum. Burada bakın M ve N sayısı en küçük dediği için iki basamaklı olduğu için ben buraya 10 olarak verebilirim. 32 ile 10'u çarptım. 320 üzerine 31 ekliyorum. 351 olarak buluyorum arkadaşlar. Cevabım D seçeneği. 18. soruyla devam edelim. Bir bölünme işlemi verilmiş bana.
A yerine yazabilecek en büyük sayıyı sayıyor. 8 ile 9'u çarptım. 72. En büyük dediği için buraya kalanı en büyük 7 olarak veriyorum. 72'nin üzerine 7 ekledim. 79 olarak buldum. 22. soru. Çağın 288 sayfalık bir kitabın yarısını günde 12'şer sayfa. Evet, bunun yarısı nedir arkadaşlar? 144 sayfadır. Çağın 144 sayfayı günde 12'şer sayfa okuyarak bitirmiş. Evet, ben o zaman 144'ü 12'ye bölüyorum. 1, 12 çıkarttım. 24, 2 defa 24 çıkarttım. 0. O zaman 12 günde bitiriyor. Bakın, kitabın yarısını 12 günde. Kalan kısmını 16'şer sayfa. Bakın, yarısı 144'tü. Şimdi diğer yarısı da 144'tür. Ben 144 sayısını bu sefer 16'ya böleceğim. 1'in içinde yok, 14'ün içinde yok, 144'ün içinde 8 defa var. Önce bir deniyorum bakalım 8 defa var mı? 6 kere 8, 48. Elde var 4. 8 kere 1, 8 4'ten de 128. Bakın, buradan çıkarttığım zaman 16 çıkıyor. Demek ki 8 az gelecek arkadaşlar. Bölme işleminde özellikle bu şekilde büyük sayılarda mutlaka deneme yanılma yöntemi de yapmaya çalışalım. Eksik geldiği zaman artırırız. Fazla geldiği zaman da düşürerek sonucu bulmaya çalışalım. 8 olmadığı için ben bunu 9'a çıkartıyorum. 6 kere 9, 54. Tekrar üzerine yazıyorum. 54'ün 4'ü elde var, 5. 9 kere 1, 9, 5 elde. 144 çıkarttım. 0. O zaman kaç buldum? 9 buldum. Diğer yarısını 9. İlk yarısında 12 sayfa, 12 günde okumuştu. 12 ile 9'u topluyorum. 21 olarak buluyorum arkadaşlar. 19. sorum. Burcu 377 sayfalık kitabı her gün 29 sayfa okuyarak bitirdi. Kitabı kaç günde bitirmiştir? 377'yi arkadaşlar 29'a bölüyoruz. Hızlıca bölelim. 3'ün içinde yok. 37'nin içinde 29. 1 kere. 1 kere 29. 29. Çıkarttım. 8. 87'nin içinde 3 kere çarptık. 87'yi çıkarttık. 0. Cevabımız 13. Evet arkadaşlar, bu soruda 320 kilo üzüm varmış. Kasalar en az 10, en fazla 16 kilogram alıyormuş. O zaman ben bu kasalara 320 kiloyu ben eğer 10'ar kilogramlık yapsaydım, yani 320'yi 10'dan akıla böldüğüm zaman 32 tane kasa gerekecekti. Ben eğer 320'yi 16'şar kilogram kasalara bölseydim, bu sefer de 20 kasa gerekliydi. O zaman bana kaç kasa gerekli? 20 kasa ile 32 kasa arasında olmak zorunda. Şıklara baktığım zaman 32'den büyük 34 var. Diğerlere bakın, 22 olabilir, 26 olabilir, 30 olur, ancak 34 olamaz. 20. soru. Gezi'ye gidecek olan 486 kişilik bir öğrenci grubunu taşımak için 25 yolcu olabilen araçlardan en az kaç tane gerekir? Ben 486'ya 25'e bölüyorum. 1, 25 çıkartıyorum. 3, 23, 236'nın içinde 4, 8, 9 olsa deneyelim bakalım. 5 kere 9, 45. Elde var 4, 18, 22. Çıkarttık. 1, 11. Evet, 25'ten küçük bir kalan olduğu için oldu. O zaman bana 19 otobüs gerekli. Ama bakın, 11 kişi kaldı. Bu 11 kişinin içinde bir otobüs de bunlar için gerekli. 19'da biri topluyorum. Bana en az 20 otobüs gerekli. 24. soru. 9 ile bölündüğünde bölümü 5 olan en büyük doğal sayı kaçtır? Hemen bakın, şöyle bir bölme işlemi yapayım ki daha rahat anlayalım. 9'a bölüyoruz. Bölüm 5 olacak. En büyük sayı sorduğu için buradaki kalanı ben en büyük 9'dan küçük 8 olarak verebilirim. 5 ile 9 çarpıyorum. 45 üzerine kalan 8'i ekliyorum. Cevabımız 53. En büyük 53 olacak.
25. soruyla devam edelim. Bir grup arkadaş lokantada yedikleri yemeğin 210 liralık hesabını kişi başı 30 lira vererek ödeyeceklerdir. Ancak bir kısmının parası olmadığı için diğer arkadaşların her biri 42 lira vererek hesabı ödemişlerdir. Buna göre kaç kişi para ödememiştir? Şimdi bakın, 210 liralık hesap varmış. Kişi başı 30 lira vereceklermiş. O zaman ben 210'u 30'a böldüğüm zaman buradaki normalde kaç kişi olduklarını bulabilirim. 210 bölü 30. Burada bakın ikisinin de sonu sıfırda bittiği için ben bu sıfırları atarak da bulabilirim. 21'i 3'e rahatlıkla bölebilirim. 21'in içinde 3, 7 defa vardır. İşlemi devam etmiyorum. Benim için önemli olan bu 7'yi bulmakta. Buradaki arkadaşlarının toplam 7 kişi olduğunu bulabiliriz. Ben 210 sayısını ödemiş oldukları kişi başı 42 lira ödediğim zaman kaç kişinin hesap ödediğini bulabilirim. 210'u 42'ye bölüyorum. 5 defa çarptım. 210 çıkarttım. 0. Evet, 5 kişi hesap ödemiş bana. Kaç kişinin para ödemediğini sorduğu için 7'den 5 çıkartıyorum. Cevabımı 2 olarak buluyorum. 29. soruya baktığınız zaman bir bölme işlemi verilmiş. Bana buradaki bölme işlemindeki bölünen sayının kaç olacağını sormakta. Dikkat ettiyseniz bakın, buradaki sayıyı buraya bölmüş, 5 defa çıkmış ve 60 olmuş. Ben 60'ı buradaki sayıyı 5'e böldüğüm zaman buradaki sayıyı bulabilirim. Hemen 60'ın içinde 5 kaç tane var birlikte bakalım. 6'ın içinde 5, 1 kere 1 kere 5, 5 çıkarttım. 1, 10, 10 içinde 5, 2 kere 2 kere 5, 10 çıkarttım, 0 olarak buldum. Demek ki burası 12. Ben buradaki bölünen sayıyı bulmam için 54 ile 12'yi çarpıyorum ve kalanımı ekleyerek işlemi yapıyorum. 2 kere 4, 8, 2 kere 5, 10, 1 kere 4, 4, 1 kere 5, 5 topluyorum. 8, 4, 6, 648. Bunun üzerine kalan 6 sayısını da eklediğimiz zaman cevabımızın 654 olduğunu görebiliriz. 26. soruda bir bölme işlemi verilmiş. Bölüm ile kalanın toplamını soruyor. 13'ün içinde 12'yi bir kere çarptım. Bir kere 12, 12 çıkarttım. 1. Yukarıdan 1'i indiriyorum. 11. 11'in içinde 12 yok. Buraya dikkat edelim. Genellikle hata yapılabiliyor. 11'in içinde 12 olmadığı için buraya 0 ekliyorum. Ve işlemim bitiyor. Bölüm 10, kalan 11. Bana ikisinin toplamını sorduğu için ikisini topluyorum. Cevabım 21. 30 soruda bir işlem vermiş. Böyle sorularda dikkat etmemiz gereken parantez varsa öncelikle parantezin içindeki işlemleri yapmam gerekiyor. 11'den 6'yı çıkartıyorum. 5. Daha sonra diğer işlemim 275'i 5'e bölme işlemi. Hemen onu da şuradan hızlıca yapalım. 275 bölü 5. 2'nin içinde yok. 27'nin içinde 5. 5 kere 5 kere 5. 25. Çıkartıyorum. 2. Aşağıya yukarıdan 5 indirdim. 25'in içinde 5. 5 defa 5 kere 5. 25 çıkarttık. 0. Kaç çıktı? 55. Cevabımız C seçeneği. 27. soruya baktık. Bir bölme işlemi verilmiş. A, B, C'yi 6'ya bölmüş. D, E çıkmış. Ve D, iki basamaklı bir sayı. A yerine yazılabilecek sayı nedir? Bakın burası bir basamaklı bir sayı olduğu zaman ben bölüm kaç basamaklı olduğunu bulmam için bir pratik yöntemi vardı. Eğer buradaki benim A sayım 6'dan büyükse veya 6'ya eşit ise buradaki basamak sayısı kadar olmak zorunda burası. Ama burası 2 basamaklı olduğuna göre demek ki benim A sayım 6'dan küçük olmak zorunda. A sayısı 6'dan küçük olacak. Şıklara baktığım zaman 6'dan küçük en büyük olarak 5 sayısı verilmiştir. 31. soru. Bir kırtasiyede
Her birinde 24 kalem olan kutulardan 15 kutu 15 liradan almış. Toplam 120 lira verdiğine göre toplam kaç kalem almıştır diye bize sormakta. Ben ödediğim 120 lirayı bir kutunun fiyatı olan 15 liraya böldüğüm zaman kaç kutu aldığımı bulabilirim. Evet, buradan 8 çıkar. İşlemi hızlıca yapıyorum. 8 kutu almış. Bir kutuda 24 varsa 24 ile 8'i çarpıyoruz arkadaşlar. Cevabımız 192. 32. soru. Alansız bir bölme işleminde bölüm 13. Hemen şuraya bir bölme işlemi yapalım. Bölüm 13. Buraya 13 yazdım. Kalansız dediği için kalanıma 0 diyorum. Bu bölme işleminde bölünen sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Evet, bakın. Bölüm 13 olduğu zaman biz bunu sanki 13'e bölmüş olduğumuzu düşünelim. 13'e bölme işlemi gibi düşünelim. Burası bakın 13 olabilir. 13'ün içinde 13 bir defa olduğunu düşünün. Böylelikle benim buradaki yazabileceğim sayı mutlaka 13'ün katları olmak zorunda. Yani 13'ten başlayarak yazalım. 13 olabilir, 26 olabilir, 39 olabilir, 52 olabilir. Bu şekilde 13'er 13'er devam eder. Olmayan hangisi var? 29 bunların arasında yoktur. 28. soru. Yine bir bölme işlemi verilmiş. Hemen bölme işaretimi yapıyorum. Bölüm 27 bölen 14. Bana buradaki bölünenin en fazla kaç olacağını sormakta. Buradaki bölünenin en fazla kaç olacağını sorduğu için kalanım en fazla 13 olur. 14'e böldüğüm için kalanım en fazla 13 olur. O zaman 14 ile 27'yi çarparım. Üzerine 13'ü eklerim. Hemen yapalım. 14 çarpı 27. Birlikte çarpalım. 4 kere 7, 28 elde var. 2, 7 kere 1, 7, 9, 2 kere 4, 8, 2 kere 1, 2. Topluyorum. 8, 17 elde var. 1, 378. Bunun üzerine kalan 13'ümü de topladığım vakit cevabımın 391 olduğunu görebiliriz. 33. soru. Kerem evlerinin etrafında bir günde 50 ya da 100 tur koşmaktadır. Bir haftada toplam 450 tur koştuğuna göre 50'şer tur koştuğu gün 3'müş. Bana toplam kaç gün koştuğunu soruyor. 3 günde 50'şer tur koştuğuna göre ben 3 ile 50'yi çarpayım ki 3 günde toplam 150 tur koştuğunu anlayalım. Toplam kaç tur koşmuştu? 450 tur koşmuştu. O zaman ben 450'den 150'yi çıkartırsam diğer günlerdeki toplam kaç tur koştuğunu bulabilirim. Çıkartıyorum. 300 tur koşmuş. 300 tur koşmuş. Bakın bir günde 100 tur koşuyordu. 300 tur kaç günde koşar? 3 günde koşar. 3 günde burada 50 tur olarak koşmuştu. 3 ile 3'ü topladığımız vakit bir haftada toplam 6 gün koştuğunu anlayabiliriz. Evet, benim buradaki karem ya 81'e eşit olacak ya da 81'den küçük olacak. 81'den küçük olarak da 80, 79 bu şekilde devam eder. En fazla dediği için en fazla buradaki sayım 81 olabilir. Aylin Hanım çalışma günlerinde eşit sırada çalışarak 3 haftada toplam 120 saat çalışmış. Hafta sonları çalışmadığını söylüyor. Hafta içi yani 5 gün çalışmış, 3 hafta dediği için ben 3 hafta içi 5'er gün var. 3 ile 5'i çarpıyorum. 15 gün çalışmış. 120 saat çalıştığına göre ben 120'yi 15'e ister uzun yoldan ister kısa yoldan çözebilirsiniz. Ben vakit kaybetmemek için hızlıca çözüyorum. 120'yi 15'e böldüğünüz zaman 8 çıkar. Bu 8 nedir benim? Günlük çalışma süremdir. Cevabımız C seçeneği. 35. soruyla devam edelim. Evet, burada bir işlem vermiş. 12 ile kareyi çarpmış. 36 bölü 1. 36 bölü 1 nedir arkadaşlar? 36'dır. Ben 12 ile kaçı çarparsam 36 olur. Bunu ben 36'yı 12'ye bölerek de
bulabilirim. 36 bölü 12. 3'ün içinde 12, kos altının içinde 12, 12, 24, 36. 3 defa var. 12 ile 3 çarpıyorum. 36 çıkarttık, 0. Demek ki benim buradaki karem 3'tür. Aşağı indim. 4 ile 20 topluyorum. 24. 24 eşittir 3 çarpı üçgen. Ben 3 ile kaçı çarparsam 24 olur? 8. Üçgen sayım 8'dir. 39. soruya baktım. 3 tane aynı sayılarım alt alta toplamış 1736 çıkmış. Bunu iki yöntemle yapabilirsiniz. Birinci yöntemimiz, buradaki sayılar aynı olduğu için 1716'yı 3'e böldüğümüz vakit buradaki bir sayıyı bulabiliriz. Yapalım. 1716 bölü 3. 5 kere 15 çıkarttım. 2, 21'in içinde 7 kere 21 çıkarttım. 0 yukarıdan 6 indirdim. 6'ın içinde 3. 2 kere kaç çıktı? Bakın 572 çıktı. O zaman benim üçgenim 5. Yıldızım 7. Karem ise 2'dir. Toplamını soruyor. 7, 12, 14. İkinci yöntemde ise alt alta toplama yöntemini kullanarak da yine aynı sayıları bulabilirsiniz. 36. soru. Aile öğretmen sınıf kütüphanesindeki 120 kitabın tamamını tatilde okumaları için öğrencilere dağıtacaktır. Her öğrenciye 5 kitap verdiğine göre kitap verdiği öğrenci sayısı kaçtır? O zaman ben toplam kitabım 120. Her öğrenciye 5 kitap verdiğine göre 120'yi 5'e bölerek kaç öğrenci olduğunu bulabilirim. 1'in içinde 5 yok. 12'nin içinde 5. 2 kere 2 kere 5. 10. Çıkartıyorum. 2. 20'nin içinde 5. 4 kere 4 kere 5. 20 çıkarttık. 0. Kaç çıktı? 24 çıktı. Benim demek ki 24 tane öğrencim vardır. 40. soru. Aşağıdaki bölme işlemlerinin hangisinde bölümün basamak sayısı diğerlerinden farklıdır? Bakın hiç burada bölme işlemi yapmama gerek yok. Burası 71 olduğu için 63'ü dikkat alacağız. İki basamaklı bir sayı olduğu için 67'yi dikkat alacağız. 41 iki basamaklı, 49'u dikkat alacağız. 26 iki basamaklı, 28'i dikkat alacağız. Burada eğer bakın iki basamaklı olduğu için tüm sayılarım nasıl yapıyorum? 63 ile 71'i kıyaslıyorum. 63 71'den küçük olduğu için burası bir basamakta çıkacak. 67 32. 67 32'den büyük olduğu için burada bakın şu 67'yi ben bir basamak olarak düşüneyim. Bir basamakta burada 2'yi aldığımız vakit burası 2 basamaklı bir sayı çıkacak. Veya 2 mi de yazayım. 2 basamaklı bir sayı çıkmak zorunda. 49, 41. 49, 41'den büyük olduğu için burası da yine 2 basamaklı bir sayı çıkacak. 28, 26. 28 de 26'dan büyük olduğu için 2 basamaklı. Sadece bakın A seçeneğinde bir basamaklı çıkmıştır. 37. soruyla devam edelim. Aşağıdaki verilen bölme işlemi hangisinde bölüm bir basamaklı bir sayıdır? Yukarıdakinin benzer bir işlemi. Burada ben hemen 38, 42, 27, 34, 54, 2 basamaklı 53, 60, 68. Bakın dikkat ettiyseniz 34, 27, 27'den büyük, 53, 54'ten küçük, 68, 60'tan büyük, 42, 38'den büyük. Sadece küçük olan C seçeneği var. Burada bir basamaklıdır, diğerlerinde iki basamaklıdır. 41. soru. Bir kutuda bulunan yeşil, sarı ve mavi boncukların toplam sayısı 6000'dir. Bu kutudaki sarı boncukların sayısı 2483, mavi boncukların sayısı ise yeşil boncukların sayısından 2725 fazladır. Evet, bunu nasıl yapacağız? Hemen şöyle yeşil, sarı ve mavi olarak boncukları yazıyorum. Bana hangisini vermiş? Sarıları vermiş. Yani şurasını vermiş. 2483 vermiş. Bir de toplamları da şuraya yazayım. T olarak 6000 olarak vermiş. Bana ayrı bir ipucu olarak diyor ki mavi boncukların sayısı ise yeşil boncukların sayısından 2725 fazla.
Mavi boncukların sayısı yeşillerden fazlaymış. O zaman ben yeşillere bir birim, böyle örneğin bir üçgen çiziyorum. Maviler nedir o zaman? Bir birimden 2725 fazladır. Ben buradaki iki tane birimi ve sayıları topladığım vakit 6000 olmak zorunda. 2725 ile 2483 sayısını topluyorum. Yazarken fareden yazmak biraz zor olduğu için bazı rakamların düzgün olmadığını görebilirsiniz. Bunun için şimdiden özür diliyorum. 192 iki tane üçgenin toplamına eşittir. 792'yi ikiye bölüyorum. 396. Bu 396 buradaki üçgenim eşittir. Bana zaten yeşiller sorduğu için cevabımız 396. 42. soru. Yine bir bölme işlemi vermiş. Bana kare, üçgen vermiş. Kare ve üçgenin toplamını soruyor. 324'ü 9'a bölüyorum. 324 bölü 9. 3'ün içinde yok. 38'in içinde 9. 3 kere 3 kere 9. 27. Çıkartıyorum. 5. 54'ün içinde 6 kere 6 kere 9 54 çıkarttık 0. Kaç çıktı? 36. Burası 36 olduğuna göre ben 3 ile kaç çarparsam 36 olur? 36'yı da ben 3'e bölüyorum. 36 bölü 3 hemen kısa yoldan vakit kaybetmek için çözüyorum. 12. Benim buradaki karem 12'di arkadaşlar. Yerine koyduğum zaman burada 12 ile 15'i topluyorum. 27. 27 eşittir 32 eksi üçgen. Ben 32'den kaç çıkartırsam 27 çıkar. 32'den 5 çıkartırsam 27 çıkar. Buraya da 5 yazıyorum. Bana toplamını sorduğu için 12 ile 5 topluyorum. 17 olarak yazıyorum. 46. soru yine benzer bir soru. Hemen eşitliğin bildiğim taraftaki işlemleri yapıyorum. Burası 10. 30'u kaça bölersem 10 olur? 3. 30 bölü 3 10'dur. Üçgenimi buldum. 3 olarak. Üçgenimi yerine yazıyorum. 27'den 15 çıkartıyorum. 12. 12 neye eşit arkadaşlar? Üçgen yani 3 ile karenin toplamı 12'ye eşitmiş. 12. 3'ün üzerine ben kaç eklersem 12 olur? 9 bana kareyi sorduğu için cevabım 9'dur arkadaşlar. Burasını 63 olarak verdim. Şimdi yukarıdan 3'ü indirdiğim zaman eğer buraya ben 3 verirsem 63'ten 63 çıktı. 0 yukarıdan 3'ü indirdim. 3'ün üstünde olmadığı için buraya 0 ekliyorum. 3 kalacaktı değil mi? Ama burada kalanım olmaması gerekiyor. O zaman ben buraya 9 sayısını verirsem arkadaşlar 9 69 olarak düşünelim. Buraya 693 olarak düşünelim. 69'dan 63 çıkartıyorum. Burada 6 kalıyor. Yukarıdan 3 indiriyorum. 63. 63'ün içinde 21 var mı? 3 defa var. 3 kere 21. 63 çıkartıyorum. 0. Demek ki benim buradaki karem 9. Üçgenim 3. Toplamını sorduğu için 12'dir. Bakın kuralımız, buradaki kuralımız ne? 3, 6, 12. Bakın 3'ün 2 katı 6, 6'nın 2 katı 12, 9'un 2 katı 18, 18'in 2 katı burası 36'dır. 27, 54, 108. O zaman 1'in 2 katı 2, 2'nin 2 katı 4. Bana neyi soruyor? Kare ve üçgenine gelecek sayıların toplamını soruyor. Burası 36, 2 de burada var. Toplamını sorduğu için 38. 44. soru. 2500 kişilik bir salonda verilecek olan konserin biletleri konserden 3 hafta önce satışa sunulmuştur. Birinci hafta 1394, ikinci hafta kalan biletlerin yarısı, üçüncü haftada 4178 bilet satılmış. Buna göre satılmayan bilet nedir? Şimdi bakalım. 3 haftada satışa çıkarılmış. Birinci hafta 1394, ikinci hafta kalanların yarısı. Ben öncelikle 2500'den ilk hafta satılan bileti çıkartayım ki geriye ne kadar biletim kaldı bunu bulayım. 1394'ü çıkartıyorum.
6 0 1000. 1106 çıktı. Bu benim kalan biletim. Bunun yarısı ikinci hafta satılmış. 1106'nın yarısı. Bunu uzun olarak böyle iki yapıp da yapabilirsiniz. Ben pratik olarak 553 olarak zihinden bunun yarısını buldum. 553 nedir arkadaşlar? İkinci hafta sattığı bilettir. Üçüncü haftada diyor ki 478 bilet satılmış. O zaman benim sattığım biletlere bakalım. Birinci hafta 1394. İkinci hafta 553. 553. Üçüncü haftada 478 satmış. Bunların hepsini toplayayım ki ne kadar satılmış, satılmayan bilet sayısı kaç? 8, 11, 15 elde var. 1, 8, 17, 22 elde var. 2, 6, 11, 14 elde var. 1, 2425. Bakın toplam 2500 olacaktı. 2425 satılmış. Ben 2500'den 2425'i çıkartırsam geriye 75 adet bilet kaldığını işlem yaparak da bulabilirim. 48. soru. Bir çıkarma işleminde eksilen, çıkan ve farkın toplamı 8472 ise eksilen kaçtır? Şimdi bana şöyle eksilen, çıkan ve aralarındaki fark bu şekilde vermiş. Şimdi burada ben şunu biliyorum. Eksilen neye eşit arkadaşlar? Eksilen eşittir. Çıkan ile farkın toplamı değil miydi? Ben bunu bu şekilde yazabilirim. Bana verdiği bilgiye bakayım. Eksilen çıkan ve farkın toplamı, bakın. Eksilen çıkan ve farkın toplamı 8. Yani bana eksileni, çıkanı, farkı toplamış. Yani şunu vermiş. Eksilen artı çıkan artı farkın toplamı 8472 eşitmiş. Şimdi bakın şurada bir dedik ki eksilen sayıyı bulmak için ben çıkanla farkı toplarsam eksileni bulurum. Ben çıkanla farkın yerine eksilen yazabilirim. Çünkü çıkanla farkı toplayınca eksileni buluyordum. Bakın altta da çıkan ve fark var. Ben buraya eksilen yazdım. Ne oldu? Dikkat ettiyseniz eksilen artı eksilen 8472 oldu. Yani iki tane eksilenin toplamı 8472 oldu. İki tane eksilen 8472 ise ben 8472'yi ikiye böldüğüm zaman eksileni bulurum. Bu sayı da 4236'dır. Hızlıca bunun yarısını buldum. Bu neye eşittir? Eksilene eşittir. Benim cevabımı zaten C olarak bulmuş oldum. 45. soru. Bana çeşitli işlemler vermiş. Buna göre üçgen, yıldız ve karenin yerine hangi işaretlerin gelmesi gerektiğini bize sormakta. Bakın burada eşitlikler var. 4 ile bir sayı bir işlem yapmış. 20 ile bir işlem yapmış. 16 ile 56 ile 7'yi bir işlem yapmış. Acaba bu işlemler nedir? Bakın ilk iki sayıdaki sayılar çok büyük olduğu için burayı ben çarpı olarak düşünsem 4 çarpı 2, 8. Burayı ben 8'e tamamlayabilmem için hangi işlem yapmam? Eksi 20 eksi 12. Bakın burası da 8 olur. 56 ve 7 arasında ben 8'i bulmam için buraya da bölme yapacağım ki 56 bölü 7, 8 olarak bulayım. O zaman birinci işlemim bölme, ikinci işlemim çıkarma, üçüncü işlemim çarpma. Cevabım A seçeneği. Evet burada koyun, keçi, inek ve toplam diyor ama burada toplamına dikkat edelim. Koyun ve keçilerin toplamı diyor. Yani şu ikisinin toplamı bize verilmiş. O zaman şunu yazmama hiç gerek yok. Evet bakıyorum. Koyunların sayısı keçilerin sayısından 17 fazla. Keçilere ben bir birim dersem koyunlara da bir birim artı 17 olur. Ve buranın toplamı kaç olacak? 307 olacak. 307 neye eşit? 2 tane üçgen artı 17. Yani şöyle yapalım. 2 üçgen artı 17 eşittir 307. Şimdi ben ters işlem yapıyorum. Ters işlem buraya geldim. Hangi işaret var? Artı. Artının tersi eksi. 307'den 17 çıkartıyorum.
290 olarak buldum. 290 ne eşit? 2 tane üçgene. 290'ı 2'ye bölüyorum. 145. 145 neye eşit? Buradaki bir birim. Yani keçilerin sayısına eşit. Koyunların sayısı da bir birimden 17 fazlaydı. 145'in üzerine 17 ekliyorum. 17 ekliyorum. 145, 155, 162. Biraz işlemleri hızlı yapıyorum. Siz ayrı olarak kendiniz lütfen yapar mısınız? 162. Bu 162 neye eşit? Koyunların sayısına eşit. Bana neyi soruyor? İnekler. Peki ineklerle koyunlar arasında bir bağlantı vardı. Neydi? Koyunların sayısı ineklerin sayısının 2 katı. Yani 162 ineklerin 2 katı. Ben 162'yi 2'ye böldüğüm zaman ineklerin 81 adet olduğunu anlayabilirim. Cevabım 81. Evet, sorularımız burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.